hayatta her şey göreceli biliyorsunuz. Avrupa'ya göreceli şekilde karşılaştırırsak Amerika'da kriz bitti. Çünkü Avrupa'dan çok çok daha iyi durumdalar. Her türlü endikatör bunu gösteriyor. Resmi kriz başladı, kriz bitti kuruluşu, National Bureau of Economic Research, benim de üyesi olduğum, zaten onlar da bittiğini, resesyondan çıktığımızı söylediler. Fakat bir tek şöyle bir şey belirteceğim burada, bir antiparantez. Bitti diyoruz ama yani tamamen de yani böyle müthiş bir, çok kuvvetli bir büyümeyle geri dönüş var durumda değil. Çünkü işsizlik, öyle bir şey olsa da işsizlik hızlı bir şekilde düşerdi. Düşüyor ama çok hızlı değil. Onun için de zaten Bernanke'nin son konuşması ve son politikası kendi kendini açıklıyor. Dediği gibi yani bu daha yani o güçlü geri dönüşü görene kadar faizleri düşük seviyede tutacağım kararı ona dayalı. Şimdi biraz yaşadığımız dünya değişti. Klasik mekanizma dediğiniz gibi doğru. Yani böyle çok genişletici para politikaları uygulandığı zaman mutlaka uzun dönem bir enflasyon riski olur ve tabii ki bu yatırımı engeller ve büyüme için kötü olur. Fakat bizim şu anda yaşadığımız dünyada yani bu 1990'ların sonundan beri yani ilk Japonya'da gördüğümüz krizle başlayan krizler genelde çok borç ağırlıklı. Yani krizler böyle mesela eskiden yani Türkiye'nin yaşadığı krizler, 1980'ler, Latin Amerika'nın yaşadığı krizler daha çok kurla ilgiliydi. Şimdi bu yeni krizler, yeni dünyanın krizleri böyle borçla alakalı olunca enflasyon riski yerine deflasyon riski daha çok korkulan şey biliyorsunuz. Şimdi genişletici para politikaları, gene örnek Japonya'yı vereceğim. Yani 10 yıldır bunlar bunu yapıyorlar ve hiçbir enflasyon falan yok. Tam tersi ülkenin durumu deflasyon, depresyon. Şimdi Bernanke'nin de zaten çok hızlı bir şekilde çok genişletici para politikaları yapmasının sebebi bu. Bernanke 1929'ları, 30'ları, 40'ları büyük resesyon çalışmış bir bilim adamı. Ve tabii ki biliyor ki bu esas tehlike olduğu için çok hızlı bir şekilde genişletici para politikalarına gitti. Daha fazla yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü zaten faizler sıfırda. Yani daha fazla yapılacak bir durum yok. Bunun çok hala o kadar uzun vade korkulmuyor. Çünkü bir noktada tabii ki yükseltmeye başlayacaklar ve o onu dengeleyecek diye düşünüyorlar. Yani ilk kısa dönemde korkulan şey depresyon ve deflasyon olduğu için bence yapılan doğruydu. Tabii şöyle bir şey var şimdi, bunun Avrupa kısmı. Bu genişletici para politikalarını da küçük küçük yaparsanız hani enflasyondan korkmanızdan dolayı o zaman da bir işe yaramıyor bunlar. Gene işte Japonya'nın düştüğü hata, Avrupa'nın şu anda düştüğü hata. Küçük 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 yapıldığı zaman pek zaten o direkt o etkiyi vermiyor, Amerika'da verdiği etkiyi. Aynı zamanda Avrupa'nın yaptığı tabii de mali daralma olunca yani tam genişletici politika yok aslında orada düşünürseniz. Yani borç dediğin gibi, tekrar altını çizerek söylüyorum, borç endeksli, borcun yani ister hane halkı, ister firma, ister devlet borcu olsun. Borçlu krizlerin, borcun yoğun olduğu krizlerin, hele hele finansal sektörün böyle çok borcun olduğu krizlerde ilk etapta düşünülmesi gereken şey bu yoğun bunalım, buhran ortamı, enflasyondan çok. Evet, yani o artık çok yani uç risk dediğimiz bir olay bence bu noktada. Yani global bir ikinci bir mükemmel fırtınada global bir krize dönmesi. Çünkü yani çok değişik, çok beklenmedik bir şey olması lazım. Yani şu anda olan şey belli. Buna karşı Amerika bütün önlemlerini aldı. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler zaten yeteri kadar önlem sıraya dizmiş durumlar. Yani öyle bir durumda direkt karşılık verebilecek durumlar. Global bir şeye döneceğini zannetmiyorum. Fakat Avrupa için risk hala çok yüksek. Avrupa için risk kesinlikle bir yani az küçük uçta bir dağılımın ucunda bir risk kesinlikle değil. Avrupa'nın durumu yani şu anda bir parçalanma riskleri hala söz konusu. Başka alternatifler var tabii ki ve Avrupalılar işte maalesef biraz çok küçük çok geç, yani hem küçük yapıyorlar hem geç yapıyorlar ama tabii yapıyorlar. Yani onlar da ne yapılması gerektiğini biliyor. Şunun altına gene çizmek istiyorum. Bence nokta o noktaya gelince, yani gerçekten parçalanma noktası, yani diyelim yarın sabah Yunanistan koptu ya da daha ya da büyük İtalya çıkacak, İspanya birlikten çıkacak gibi bir durum var. Bence o noktada Avrupa bu böyle kararlı, güçlü ve büyük bir müdahaleyi yapabilir. Çünkü niçin? Ve yapması yüksek ihtimal, Avrupa'nın bu çok geç, çok küçük adımlı müdahalelerinin yanında aynı zamanda bir de Euro'yu ve Avrupa Birliği'ni bir arada tutmaya karşılık büyük bir azmi ve kararlılığı var. Sadece işte onun gerçekten o riskin çok boyuta, çok yüksek boyuta gelmeden, yani dağılma riskinin çok yüksek boyuta gelmeden o adımı atmak istemiyorlar. Ama biliyorlar ne yapılması gerektiğini bence kesinlikle. Ve o noktaya gelince bence o aradaki düşünüş şekli, yani Avrupa Birliği'nin dağılmasına izin verelim, Euro'nun batmasına izin verelim, yoksa bu gereken şeyi ama
bize maliyeti çok olacak şey, mesela şimdi Almanya açısından düşünüyorum, maliyeti çok olacak şey yapalım mı? O zaman bence ikinci çözüme gidecekler. Yani gerçekten çok büyük bir kararlılık Avrupa Birliği'ni bir arada tutmak için. Yani Avrupalılar bu bir araya getirdikleri Avrupa Birliği'ni ve tek para birimini büyük bir, yani çok gurur verici ve çok örnek alınacak bir olay olarak görüyorlar. Ve doğru, yani yüzyıllar boyunca birbirle savaşmış ülkelerin bir araya gelip bir topluluk kurmasından bahsediyoruz. Onun için bence yani çok büyük bir beklenmedik bir şok olmadığı sürece bir şekilde son anda bile olsa gerekeni yapacaklar. Ama tabii o noktada artık piyasalar bunu nasıl algılar, yani gene dediğimiz gibi çok geç kalınır, gene büyük bir zarar olur tabii ki ve bu zararı kim çeker? Bunlar hep önemli sorular ama yani sanki ben hala tamamen birliğin dağılmasını, bütün ülkelerin kendi para birimlerinin dönmesini, onu gene az bir ihtimal olarak görüyorum. Ekonomik formül yapılabilecek şeyler yapıldı. Yani tabii daha para politikasını biraz daha genişletici yapabilir ama tabii siyasi olay burada çok önemli. Ve siyasi olayda da oyuncular belli. Almanya'nın bir noktada masaya tamam ben her şeyi yapmaya hazırım demesi lazım. Şu anda daha onu demiyorlar. Tabii neden desinler? Avrupa bir federasyon değil. Avrupa ülkeleri Amerikan eyaletleri gibi değil. Arada çok büyük fark var. O noktaya gelebilirler. O bir çok büyük bir siyasal karar ama o noktaya gelmek için de son yani gemiden düşmek üzere gerçekten olmaları gerekiyor. Siyasal politikacıların siyasetçiden o kararı almaları için. Benim düşünceme göre. Gelişmekte olan ülkeler yani. Türkiye büyük ülkeler o çemberin dışında. Çünkü yani Avrupa gerçekten yani Avrupa çapında bir kriz gene gelişmiş ülkeleri etkileyecek. Yani Avrupa dediğiniz zaten gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı. Onun dışında kim kalıyor? Amerika, Kanada, Japonya değil mi? Yani onlar da tabii ki bundan etkilenecek. Ama şu yani kendini koruyabilecekler gerçekten gelişmekte olan ülkeler oluyor. Brezilya, Türkiye, Çin. Neden yani? Bu sorunun cevabı ne? Çünkü yani ister finansal bağlar olsun, ister ticaret bağları olsun. Tabii ki karşılaştırırsak yine göreceli bir kavram olarak gelişmekte olan ülkelerin o bağları Avrupa'yla, bir Amerika'ya, bir gelişmiş olan ülkelere göre daha az Avrupa'nın kendi içindeki bağlara göre. Ama yine de şunu söylemek istiyorum. Yani Amerika şimdi yepyeni bir kriz çıksa Amerika'ya vursun ve Avrupa'ya vursun. Amerika'yı vuran küresel kriz yapma olanağı çok daha çok çok daha yüksek. Yani Amerika'ya vuran her kriz küresel kriz olma potansiyelini taşıyor ve onda Türkiye gibi ülkelerinde kendini koruması zor. Yani Avrupa'da çok tabii ki büyük bir yani merkez ama yani Amerika'nın yani finansal merkez olarak gene dediğimiz gibi yani böyle finansal ağırlıklı krizleri düşünüyoruz. Amerika'nın gerçekten pek eşi yok yani. Amerika'yı vuran herhangi bir finansal krizin her zaman için küresel, global olma potansiyeli yüksek. Onda gelişmekte olan ülkelerin de kendini koruma şeyi daha az göreceli olarak bir Avrupa'ya göre karşılaştırırsak. Yani tabii ki not arttırımı ders bence de geç kalmış bir şey. Önce de olmasıydı ama şöyle düşünelim gene Yunanistan olarak düşünelim, İspanya olarak düşünelim. Bu ülkelerin de notları özellikle Yunanistan'ın bir gecede arttı değil mi? Yani bir anda Euro'ya girdiler. Bir gecede Yunanistan Almanya ile aynı güvenlikte bir ülke sayıldı. Yani Yunanistan'ın Almanya ile ya da İspanya'nın Almanya ile aynı derecede güvenli yani aynı faizden borç alabilecek ülkeler olduğuna inandık mı bir gecede? Her şey değişti mi? Hayır değişmedi ama niye öyle oldu? Çünkü sonuçta Avrupa toplu ülkesi birisi bir şekilde o borcu ödeyecek onun için güvenli. Şimdi tabii Türkiye'de bu olmadığı için böyle bir güvence daha yavaş ilerledi ama o güvenceye rağmen bakın ne oldu? En ufak bir krizde bu ülkeler gene gerçek düşük notlarına geri döndüler. Yani işte bu şey farklarıyla, faiz farklarıyla bunu çok rahat görebiliyoruz. Şimdi neden tehlikeli olabiliyor işte bu yüzden? Yani böyle biraz çok hızlı bir şekilde not arttırımları olduğu zaman tabii çok hızlı bir şekilde sermaye akımları oluyor. Yunanistan'ınki çok çok daha hızlı oldu. Türkiye'ninki o bakımdan daha güzel, daha yavaş ama gene de çok hızlı sermaye akımları herhangi bir şekilde eğer yanlış sektörlere giderse ne demek istiyorum? Bu İspanya örneği. Yani İspanya'da ne oldu? Bütün gelen sermaye akımı inşaat sektörüne gitti. Ne oldu? Bir emlak patlaması oldu. Türkiye'de bundan şüphelenen bir kısım var, şüphelenmeyen de kısım var. Yani bunu açıkçası tam bilmiyoruz. Yani bu datalar çok açık değil ama bu sermaye akımı geliyor. Bir şekilde bunun sektörel bir dağılımı var. Tabii ki eğer burada bir dengesizlik söz konusuysa diyelim hepsi gerçekten inşaata, hepsi emlağa giderse hepsi de aynı tehlikeliyiz o zaman. Zaten bence Merkez Bankası da bir nevi böyle düşündüğü için krediyi yavaşlatmaya çalışıyor. Yani Merkez Bankası'nın bakarsanız şu andaki bütün politikaları kredi büyümesini yavaşlatmak üzere. Yani bu bir sonuçta düşünülmesi gereken konu ve tabii bunun hepsi işte not arttırımı, ülkenin iyi yapması, sermaye akımının hızlanmasıyla başlayan olay. Evet, bence uzun dönemli büyüme dediğimiz zaman, şimdi tamamen başka bir olaydan konuşuyoruz. Burada yapısal reform, yapısal reform derken vergi, tasarruf, teknoloji, araştırma bunlar
çok çok önem kazanan şeyler. Yani baktığımız zaman uzun dönemli büyüme derken biz 5 yıllık büyümeden hiçbir zaman için bahsetmeyiz. Uzun dönemli büyüme en azından bir 30-40-50 yıllık. Yani gelişmiş ülkelerin bu kadar zengin olmalarının sebebi 100 yıl boyunca iyi bir şekilde büyüdükleri için. Yani siz 10 yıl boyunca 100+8 büyümüşsünüz, sonra 5 yıl boyunca 0 inmişsiniz. Hepsi bunun birbirini silen şeyler. Onun için o tip bir büyüme için bunlar şart. Yapısal reform dediğimiz ve yapısal reform içinde dediğim gibi eğitim, araştırma, vergi, tasarruf, sektörel büyüme, yani bunlar çok çok önemli şeyler. Yatırımın doğru şekilde aloke edilmesi sektörler açısından. Yani bunlar açısından Türkiye biraz daha yavaş gidiyor açıkçası. Haklı olabilir çünkü Türkiye'nin önünde kısa dönemli aşması gereken sorunlar vardı. Ama onlar dediğiniz gibi aşıldı. Şimdi biraz bence bu uzun dönemli reformlara, uzun dönemli büyümeyi getirebilecek değişikliklere öncelik vermek lazım. Bunlar daha yavaş olacak şeyler tabii ki ama oraya büyük bir eğilim olması gerekiyor bence.